Hi everybody. Merhaba arkadaşlar. ING 102U İngilizce 2 dersimizin 9. ünitesinin e, anlatım videosu. E, ünitemizin Lesson A bölümünde öğreneceğimiz dil bilgisi konusu Past Continuous. We use Past Continuous to set the background for a story or tell about events in progress in the past. Yani geçmişte devam etmekte olan e, olayları ya da bir hikayenin Geri plandaki olaylarını anlatmak istediğimizde kullandığımız zaman past continuous. Past continuous'un statement formu e, özneniz I, she, he, it ile was talking, you, we, they özneveliyle were talking. Burada fiillerimize e, was, were ve verb ing takısını ekliyoruz. Diğer fiillerle farklı cümleler yapabiliriz. Ee, negatif yapılarında, negatif cümlelerde yine ekleyeceğimiz şey was not ya da contraction formu wasn't, were not ya da weren't talking. Ee, yine ünite A'da simple past tense'in Completed Actions için kullanımını yani tamamlanmış işler için kullanımını öğreneceğiz. Simple Past Tense daha önceki ünitelerde işlenmişti. Hatırlamak için cümleleri, düz cümleleri nasıl oluşturduğumuza bakalım. I, She, He, It, You, We, They öznelerimizi hepsiyle fiilimize ED takısı getirebiliyoruz. Bazen D, bazen IED takısı getiriyoruz. Bu Bir de düzensiz fiillerimiz var. Bunları... E, ka, kitabımızın kaynaklarından yararlanarak tekrar pekiştirebilirsiniz olumsuz cümlelerde kullandığımız e, did not tabi burada dikkat edeceğimiz şey id ed takısını fiilimizden kaldırdığımız e, örnek cümlelerimize bakalım I was talking to a woman and I missed my stop I wasn't paying attention was talking devam etmekte olan işimiz. Wasn't paying yine devam etmekte olan işimiz. Completed action'ımız tamamlanmış olan işimiz ise missed my stop. İkinci bir örnek. We were trying to look cool and we walked into a glass door. We weren't looking. Yine bu cümlede de were trying to look cool. Cool görünmeye çalışıyorduk. Ve e, cam kapıya çarptık. We weren't looking. Çünkü bakmıyorduk. Diğer Aşağıdaki örneğimiz A friend of mine deleted all my files when she was using my computer. Burada da arkadaşım bilgisayarımı kullanırken bütün dosyalarımı sildi. When gördüğünüz gibi bazen cümle başında da kullanılabilir. Cümle başında kullandığımızda dikkat etmemiz gereken virgülü When'li cümleden sonra yazmamız gerektiği. When my friend was using my computer, she deleted all my files. Ünitemizin ikinci bölümü Lesson B'de konu başlığımız Accidents Happen. Burada Parts of Body bizim için önemli. Vücudumuzun bölümlerini öğren öğreniyoruz. Ee, bunun için kitabımızda da çok güzel alıştırmalar var. Ee, vocabulary Notebook Page 94 yani 94. sayfada Parts of Body vücudun bölümlerini pekiştirmek için güzel aktiviteler var. Gördüğümüz gibi her birinin e, başımız, omzumuz, boynumuz ellerimiz You can use leg and Sadece bacak için bunu kullanabiliriz ya da bacaklarımızın bölümlerini ayrı ayrı söyleyebiliriz. Heel topuğumuz, foot ayağımız, knee dizimiz, elbow dirseğimiz, finger parmak, hatta fingernail, toenail'a kadar, toe ayak parmaklarımız belirtilmiş. Şimdi vücudun bölümlerini öğreneceğiz çünkü bunlarla başımıza gelebilecek kazaları anlatıyor ünitemiz B dersinde. You can break your arm. Kolumuzu ne yapabiliriz? Break means kırabiliriz. Ayrı diğer bölümler kırabileceğimiz vücudumuzdaki. You can break your leg. You can break your finger. You can break your shoulder. You can break your wrist. Yani bacağımızı, parmağımızı, omzumuzu ya da bileğimizi kırabiliriz. İkinci bir fiilimiz you can sprain your ankle. Sprain burkmak. Ayak bileğimizi burkabiliriz. Resimde gördüğümüz gibi you can sprain your wrist. Yine el bileğimizi, you can sprain your knee dizimizi, you can sprain your finger parmağımızı burkabiliriz. Üçüncü bir fiil, başımıza gelebilecek kazalar için kullanacağımız you can cut your finger. Parmağınızı kesebilirsiniz. You can cut your toe, foot, thumb and knee. Yani ayak parmağınızı, ayağınızı, baş parmağınızı ya da dizinizi kesebilirsiniz. Bir dördüncü fiilimiz. You can hurt your back. Sırtınızı incitebilirsiniz. You can hurt your elbow. Dirseğinizi incitebilirsiniz. You can hurt your head, başınızı. You can hurt your hip, kalçanızı. You can hurt your eye, e, gözünüzü ya da you can hurt your knee dizinizi incitebilirsiniz. Refleksi reflexive yani dönüşlülük zamirlerimizi e, oluştururken dikkat etmemiz gereken öznemizle uyumlu olması. I hurt myself. Öznemiz you ise you hurt yourself yesterday. He hurt himself yesterday. She hurt herself yesterday we hurt ourselves yesterday they hurt themselves yesterday buraya bir de eğer çoğul you var ise onu eklememiz gerekiyor you can hurt evet onu evet you can hurt yourselves örnek cümlelerimize bakarsak i accidentally cut myself with a knife kazara bıçakla Elimi ya da işte onu belirtmemiş kendimde vücudumun bir yerini kestim. My father hurt himself. Babam e, at the gym yani spor salonunda kendini bir yerini incitti. Belki sırtı belki dizi. My sister was hiking by herself. Hiking means e, işte tek başına olduğu vurgulanıyor. Burada da kendi başına tek başına e, yürüyüş yapar yaptı vurgulanması var. Lesson B'de yine kazalarda past continuous soru formlarını hatırlıyoruz. Past continuous evet hayır sorularında structure'ımız was, were, özne, yine verb ing. Kısa yanıtlarımızda yes, I was, yes, she were, she was, yes, we were şeklinde. Ya da olumsuz yanıt veriyor isek no, I wasn't, no, she wasn't, no, we weren't ifadelerini kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Were you skiing with a friend? No, I wasn't. I was by myself. Yine burada da burada by ifadesi geldiğinde dönüşlülük zamirlerinin önünde tek başına olduğunu vurgulamış oluyoruz. Uh, WH question formlarımız. What were you doing when you fell? Uh, I was talking on my cell phone. Diğer soru WH e, yapılarla sorularımızı önceki ünitelerden hatırlayabilirsiniz. E, simple past question formals. Yine evet, hayır, yes, no questionlarımızda oluşturma şekli. Did artı subjectimiz ve verb. And kısa cevap verdiğimizde yes I did, no I didn't. Yes she did, no she didn't. Tüm öznelerde yardımcılarımız auxiliary fiillerimiz aynı did ve didn't la. örnek cümlemize bakalım did you hurt yourself? yes I did wh uh, question formlarında what did you do? örneği verilmiş I called for help diğer question wordlerimizle önceki ünitelerden hatırlayabilirsiniz evet şimdi uh, re dönüşlülük zamirleri ve Simple past sorularımıza bakalım. How did she hurt herself? Nasıl kendine zarar verdi ya da incitti? When she was making tea, she burned her hand. Çay yaparken elini yaktı. Diğer örneğimiz How did you hurt yourself? Nasıl incittin kendini? When we were running, I fell and sprained my ankle. Koşarken düştüm ve bileğimi burktum. Ünitemizin C bölümünde That's hilarious başlığı var. Burada When reacting to a story, you can show your interest using these expressions. Bu expressionlar kullanabileceğimiz ifadeler, yani bir kişinin hikayesini dinlerken ona ilgi gösterdiğimizi göstermek amaçlı kullanabileceğimiz ifadeler. Oh, I bet that was boring. Oh no, that's terrible. I bet that's amazing. Oh, that's funny. Bu ifadelerde tabii ki sıfatlarımızı değiştirebiliriz. Durumun olumlu, olumsuzluğuna göre olumlu, olumsuz sıfatlarla that was boring değil de that was interesting, that's terrible değil de uh, that's amazing değil de that's surprising, that's funny değil de uh, that's incredible gibi ifadeler kullanabiliriz. While I was talking with my friend on the bus, I missed my stop and I was late to work yesterday. Bu örneğimizde anlatılan hikaye verebileceğimiz tepki şudur. Arkadaşımla telef te otobüste konuşmaktayken otobüs durağımı kaçırdım ve dün işe geç kaldım. Tabii ki bu olumlu bir durum değil. Dolayısıyla "Oh, I bet that was terrible gibi bir tepki gösterebiliriz. İkinci örneğimize bakalım. I'm going to go on holiday to Miami next month. Bu güzel bir haber. Dolayısıyla e, tatile gidecek olan Miami'ye önümüzdeki ay böyle bir haberi veren kişiye tepkimizde "Oh, that's lucky!" E, yani çok şanslı, güzel bir durum olduğunu belirtebiliriz. Ünitemizin <laughs> son bölümünde "Happy Endings" başlığında "When" ve "While" bağlaçlarını kullanarak cümleleri birleştirmeyi öğreniyoruz. You can use while or when to link a longer background event yani daha uzun bir geri plan olayını ya da bir diğer olayla bağda, bağlamak istediğimizde kullanabileceğimiz bağlaçlarımız. While özellikle e, olayın ya da e, hareketin sürecini vurgulamaktadır. Emphasizes the length of time An action or event takes. When ise birbiri ardına gerçekleşen olayları göstermekte kullanılır. Yani when shows events that happen one after another. Evet, bu örnek kitabımızdan. <laughs> Last week I was walking to work when it started to rain. Geçen hafta yağmur yağmaya başladığında işe doğru yürüyordum. İşe gidiyordum. I didn't have an umbrella, so I put a newspaper over my head and ran. Şemsiyem yoktu, başımın üzerine bir gazete aldım ve koştum. When I got to the corner, the light changed and I had to wait for a re really long time. Ee, bu venli cümlemizde de bir bir ardına gerçekleşen olaylar anlatılmış. Köşeye vardığımda, e the light changed and I had to wait for a really long time. Çok uzun süre ışık değişti ve uzun süre ışıkta beklemek zorunda kaldım. Yani e, kırmızı ışığa takılmış. While I was waiting, a young man came up to me, offered to share his umbrella. Ben orada ışığın değişmesini beklerken genç bir adam yanıma gelip şemsiyesini benimle paylaşmayı teklif etti. Yine while kullandığımız cümle ise sürekliliği vurgulandığı olayın beklemenin devamlılığını belirtmektedir. He walked with me all the way to work. It was so nice of him. E, tüm yol, işe giderken yol boyunca benimle yürüdü. O onun çok nazik bir hareketiydi. Arkadaşlar e, bu kısa bir anlatımdır ünitemizin. Bildiğiniz gibi e-campus'den ünitemizle ilgili diğer örneklerden yararlanabilirsiniz. İyi çalışmalar.